Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'dan merhabalar, gelişmelerle karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kurmayları Hindistan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Dün Profesör Baş'la yaptığımız röportajı yayınlamıştık. Bugün de o gezide BTP liderine eşlik eden partililerin ve gazetecilerin izlenimlerini Tac Mahal'in hikayesiyle birlikte aktarıyoruz. Türk İslam mimarisinin zirve noktası Tac Mahal. Dünyanın yedi harikası arasında da bu muhteşem eser ilk sırada. Tac Mahal'i Babür İmparatorluğu'nun 6. hükümdarı Şah Cihan, eşi Mümtaz Banu Hazretleri için inşa ettirdi. Mümtaz Banu Sultan, Peygamber Efendimizin soyundan geliyor. Ehli Beyt torunu olan Sultan, Şah Cihan'a 14 evlat verdi. Son çocuğunu doğururken 1631 yılında cephede şehadet şerbetini içti. Hiçbir savaşta eşini yalnız bırakmayan Mümtaz Banu Sultan'ın vefatı Şah Cihan'ı derinden üzdü. Çok sevdiği Banu Sultan için eşi benzeri olmayan bir eser yaptırmak istedi. İstanbul'da Mimar Sinan'ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi ile Hattat Serdar Efendi davet edildi. 1632'de inşasına başlanan eser 20 yıl sonra 1652'de tamamlandı. Ustaların yanı sıra 20 bin işçinin Tac Mahal'e emek verdiği biliniyor. Mümtaz Mahal ve Şah Cihan'ın sandukaları üst katta, kubbenin hemen altında bulunuyor. Sandukaların bulunduğu yerin kubbesi, insan ağzından çıkan her ses 7 kez yankılanacak şekilde inşa edilmiş. Tac Mahal'in yüz binlerce akik, sedef ve firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta ve 50 adet çok iri inci var. Türbenin iç ve dış çevresine Yasin suresi, mermerin içine siyah mermer hak edilerek yazılmış. Tac Mahal her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kurmaylarının da 3 günlük Hindistan gezisinde ilk durak Tac Mahal'di. Bir anda kendimizi Türk İslam medeniyetinin tam göbeğinde görmüş olduk. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Haydar Baş'a Hindistan gezisinde eşlik eden partinin kurmaylarıyla gazeteci ve iş adamları da Tac Mahal'den oldukça etkilenmişler. Dünyanın yedi arkasından biri olan Tac Mahal'i ziyaret ettik. Mümtaz Banu Hanım'ı, Hazretlerini ziyaret ettik. Çok feyziyab olduk. Faydalı bir seyahat oldu. Osmanlı eserlerini biz daha ziyade tanıyorduk ama bizim bilmediğimiz başka bir uzak diyarlarda başka bir medeniyet, bir Türk dünyası olduğunu insanımıza tanıtmamız lazım. Yeni nesillere buraları tanıtmamız lazım diye düşünüyorum. Mümtaz Banu Hazretleri'nin Ehl-i Beyt'ten olması bizi buraya biraz daha fazla celbetti. Merak ettik. Şahsen böyle bir manevi atmosferden istifade için böyle bir mümtaz, mübarek bir kadını da ziyaret etmek için, hayattayken ziyaret etmek için biz de bu kervana katıldık. Öncelikle tam bir Türk şehri, Türk yapımı, Osmanlı medeniyeti her şeyle beraber eşyaya nakşetmiş, bunu gördük, bunu hissettik. Tac Mahal ve diğer Türk İslam eserlerini gezerken bu muhteşem eseri bağrında barındıran Agra kentindeki fakirlik ve insanların içinde bulundukları büyük dram dikkatlerden kaçmıyor. Kast sisteminin hala devam ettiği ülkede azınlık bir kesim aşırı zengin, halkın büyük bir kesimi ise aşırı derecede fakir bir hayat sürüyor. Bu duruma yönelik en çarpıcı yorum gazeteci yazar İlhan Gültekin'den geldi. Kapitalizm dünyayı nereye götürüyor diye bir soru var. Hindistan'da bunu görmek pekala mümkün. Kapitalizm dünyayı kriz bahanesiyle de fakiri daha fakir yaparak, zengini daha zengin yaparak, kriz neticesinde hükümetlerden ve fakir insanlardan, yığınlardan zenginlere, bankalara para aktararak Hindistan'a getirecek. Kast sistemi. Burada öyle bir farklılık, öyle bir makas var ki zenginle fakir arasında. Fakirin oturduğu şehirlerde zengin mahallesi, zengin semti bile yok. Dünyanın önünde dünyayı bekleyen tehlike Hindistan. Hindistan bu kirli tarihinden kurtulmaya çalışıyor belki ama bütün dünyada Hindistanlaşıyor.
Balyoz planı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Orgeneral Ergin Saygun tahliye edildi. Mahkeme sağlık sorunları nedeniyle Saygun'un hastanede yatılı olarak tedavi olmasının uygun olacağına hükmetti. 7,5 aydır Mehmet Akif Ersoy kalp ve damar hastalıkları hastanesine tedavi gören Orgeneral Ergin Saygun dün ameliyat oldu. Balyoz davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneralin sağlık sorunları sebebiyle tahliyesine karar verildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda Saygun'un cezaevi koşullarında kalması halinde hayati tehlike oluşturacağı acil tedavi gerektiren bir durum olduğu, hastanede yatarak tedavisine devam edilmesinin uygun olduğu, tedavi süresince hayatını tek başına idame ettiremeyeceği yönündeki Adli Tıp Kurumu kararının etkili olduğu belirtildi. Hastanenin kendilerine kararını tebliğ ettiler. Babamın cezasının daha doğrusu tahliyesiyle ilgili kararını. AKP hükümetinin PKK ile müzakere sürecine ilişkin gelişmelerle devam ediyoruz. Hükümetle BDP arasında İmralı'ya kim gidecek tartışması yapılıyor. Öte yandan Başbakan Erdoğan partisinin Karadeniz bölgesi milletvekillerine müzakere sürecini anlattı. İmralı'da terörist başı Öcalan için özel ev yapıldığı yönündeki haberler de açılım gündeminin önemli başlıkları arasında. Hükümet terörist başı Öcalan'la müzakere çalışmalarına devam ediyor. Sürecin bu noktasında İmralı'ya hangi BDP'liler gidecek tartışması yapılıyor. Sayın Öcalan eş başkanlarla görüşme yapmak istediğini bir kez daha ifade etmiştir. BDP kanadı eş başkanlar gitsin diyor, Erdoğansa farklı düşünüyor. Gerekçesi ise bir hayli ilginç. Erdoğan, terörist başı Öcalan'ı ziyaret edecek BDP'lilerin daha önce teröristlerle kucaklaşanlardan biri olmasına karşı çıkıyor. Kimin gidip gitmeyeceği konusunda hassasiyetimiz vardır. Çünkü bir çözüm sürecini biz başlatmış bulunuyoruz. Bu çözüm sürecine söylemleriyle, fiilleriyle gölge düşürecek olanlarla kaybedecek vaktimiz yok. Erdoğan bir yandan da AKP milletvekillerine PKK ile müzakere sürecini anlatıyor. Bu sefer de partisinin Karadeniz bölgesindeki milletvekilleriyle bir araya geldi. AKP Genel Merkezi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı adı altında gerçekleşen toplantıya 13 ilin milletvekili katıldı. Toplantıya ilişkin açıklamayı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yaptı. Bu arada olabileceklerle ilgili olarak ve bizim bu konudaki hassasiyetlerimizle ilgili, çabalarımızla ilgili olarak Sayın Başbakan arkadaşlarımıza bilgiler aktarmıştır. Özellikle son zamanlardaki çözüm süreciyle ilgili olarak hem Sayın Başbakan gerekli açıklamalar yapmış. Terörist başı Öcalan'la görüşme sürecine yönelik tartışmalar sürerken İmralı'ya Öcalan'ın da faydalanabileceği evler yapıldığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin havadan fotoğrafladığı evlerin eşle zaman geçirme konusunda yapılan değişiklikle bağlantılı olarak inşa edildiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı bu iddiayı yalanlasa da muhalefet tepkili. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Öcalan'ı evlendiriyorlar dedi. İmralı'nın bebek katilinin ağırlaştırmış müebbet hapsi olduğuna inanıyor musunuz? Çektiğine inanıyor musunuz? Yok. Hafiflettiler, şimdi de evlendiriyorlar. Öyle gözüküyor. Yani TOKİ'nin bir programı vardı, TOKİ evlendiriyor diye. Anlaşılan o ki herhalde 1+1 rezidans içinde kollarını sıvamışlar. Belki yakında bir devrim nikahı planlayabilirler. Zannederim Öcalan doğru mesajlar veriyor diyen Sayın Başbakan'la özellikle Bülent Arınç'la nikah şahidi olabilirler. Yani bu gidişat bunu gösteriyor. Terörizmin finansmanını önlemeye yönelik yasa meclisten geçti. Yasayla yargı kararı olmadan hemen herkesin mal varlıkları dondurulabilecek. Hatta el konulabilecek. Hükümet bir yandan terörist Paşa Öcalan'la görüşmeleri sürdürürken bir yandan da terörün finansmanını önleme yasasına son noktayı koydu. Mecliste dün geçen yasada ana esas terörün finansmanının önüne geçmek. Ancak tasarı öylesine kapsamlı ki milyonlarca kişiyi direkt olarak içine alıyor. Bundan böyle terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya
toplayan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. En çarpıcı nokta yargının bypass edilmesi. Terör finansmanı konusunda bir şüphe tespit edildiğinde konu mahkemeye iletilmeyecek. Şüpheli kurum ya da kişinin mal varlıklarına el konulmasına hükümetin belirlediği 7 kişilik heyet karar verecek. Bu 7 kişi MİT, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığındaki üst düzey bürokratlardan seçilecek. Yasada bir diğer dikkat çekici ifade, kamu nüfuzunun kötüye kullanılması halinde yine aynı cezaların devreye girecek olması. Bu da muhalefet tarafından belediyelere baskı unsuru olarak yorumlanıyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Hüsnü Çöllü, Atilla Emek. Sayın seyirciler, Türkiye'de çiftçi kesimi çok zor bir dönemden geçerken Tarım Bakanlığı çok ilginç bir anlaşmaya imza attı. 99 yıllığına Sudan'dan 5 milyon dönüm tarım arazisi kiralandı. Bu topraklarda pamuk, sebze ve meyve yetiştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de çiftçi bir yıl boyunca emek verdiği ürünle pazar bulamamaktan şikayetçi. Yüksek maliyet, düşük fiyat denkleminde ezilen çiftçiye bir kötü haber daha geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi. Tarım Bakanlığı bin bir çeşit ürün yetişen Anadolu'yu yeterli görmemiş olsa gerek ki Afrika'ya açıldı. Bakanlık Sudan'la Türk çiftçisini kızdıracak bir anlaşmaya imza attı. 3 Mayıs 2012'de varılan anlaşmaya göre 5 milyon dönüm arazi 99 yılına kiralandı. Arazilerin özel sektöre devredileceği ve araziler üzerinde özel çiftlikler kurulacağı açıklandı. Sudan'dan toprak kiralanmasına gerekçe olarak Türkiye'de yetiştirilemeyen ve ithal edilen tarım ürünlerinin bu topraklarda yetiştirilecek olması gösterildi. Bu ürünler listesinde susam, pamuk, yağlı tohumlar, tropikal meyveler ve sebze tohumları göze çarpıyor. Oysa bu ürünlerin hemen hepsi ülkemizde yetişiyor. Hatta uzun yıllar boyunca Türkiye kendi yetiştirdiği pamuğu yurt dışına pazarlamıştı. Ancak artan maliyetler nedeniyle beli bükülen çiftçi üretimden el çekmek zorunda kalıyor. Ayrıca uygulanan kotalarda toplam üretimi ciddi şekilde düşürüyor. Çiftçi Sudan'da tarım arazisi kiralanacağına kendilerine destek verilmesini istiyor. Evet, bu haberle ara veriyoruz. Bültenimize 16. saatte gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.